Engin Ardıç, hay canını, albızlar alası. Propaganda yapıyorsan bunu eşekçe yapmayacaksın. Reklamcılıkta şöyle bir kural vardır. Bir ayağın hep yerde olacak, öbür ayağınla istediğin kadar uçabilirsin. Diyorlar ki Putin paranoyakmış. Eh, Stalin de öyleydi. Macron'u ve başkalarını upuzun masanın ta öbür ucuna oturtması koronavirüs korkusundan kaynaklanıyormuş. Demek ki onda paranoya varmış. Herkese uzak duruyormuş. Bu da onun karar alma yeteneğini etkilemişmiş. Enseye tokat olsa en doğru kararları alacak. Zelenski'ye şöyle bir sarılıp öpse belki adama içi ısınacaktı. Öte yandan koronavirüse yakalanmış olması ihtimali de varmış. Bu da onun akli melekelerini etkilemiş olabilirmiş. Bu gibi durumlarda insanın beyninde bir sis oluşurmuş da ondan. Ateş yok, öksürük yok, ağrı sızı yok, sis var. Gitgide içine kapanmış. Eh Hitler de öyleydi. Bir nükleer saldırıdan o kadar korkuyormuş ki ailesini Altay Dağları'nda yüksek teknolojiyle donatılmış bir yeraltı sığınağına göndermiş. Asıl şimdi sıkı durun. Gizli bir sağlık sorunu varmış. Bunun tedavisi için de bir şaman ayini düzenlemiş. Bu ayinde bir siyah kurt kurban edilmiş. Bu kurdun kanına batırılmış beyaz bir kumaş parçası yakılmış. Bu alevlerin içinde de siyah bir kuzgun görünmüş. Bu da büyük bir başarının habercisiymiş. Putin de bunun üzerine Ukrayna'ya bastırmış. KGB'nin eski Doğu Almanya bölge müdürü yapıyor bunu. Onu bilmem ama bunları iddia eden Rus Tangala geçen hafta gözaltına alınmış. İyi olmuş. Akıl akıl gel takıl. Bu şaman haini palavrasını sıkan adam bir profesör. Yani bizim mazlum profesörlere hiç kızmayınız. Beterin beteri var. Profesör derken bu sefer de eski bir bakan dolandırıldı. Demek ki belli görevleri atama yapmadan önce mutlaka zeka testi uygulamak gerekiyor. Hadi bankadan paralarını çek getir numaralarına bakacağız Palavrasını da anladık da Nasıl anladıksa Bankanın sana vereceği banknotlar ille de senin yatırmış olduğun banknotlar değil ki Çok 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 büyük bir ihtimalle Farklı banknotlar Anladık diyelim Kurban şuncağızı düşünemiyor diyelim Peki evini sat parasını getir ne demek Bu ne biçim terörist takibidir Evde kendisinin değil oğlunun üstüne ha Sormaya akıl edemiyor Profesörlere haksızlık etmeyelim Böylesini bulaman ya Dedim de azıcık da edelim. Adam önde gelen üniversitelerimizin birinde profesör, uluslararası ilişkiler uzmanı. Televizyonda bizi yüksek fikirlerinden yararlandırıyor. Lakin Ukrayna diyemiyor. Ukranya diyor. O öğrencilere yazık ya. <laughs>